Evet, değerli takipçilerimiz, gündeme dair söyleşiyle bugün Cide Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eşref Mutlu ile bir araya geldik. Evet, başkanım, öncelikle tekrar teşekkür ederiz. Yine güzel bir görüşmede birlikteyiz. Buradan sevgili Cide halkına ve gurbetteki hemşehrilerimize evet, söyleşinizi bekliyoruz. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. En derin duygularımla tüm izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlarla birlikte belediyemizle, belediye çalışmalarımızla ilgili gündem oluşturan konular hakkında elimizden geldiği kadar sizleri bilgilendireceğiz. Sevgili izleyiciler, tabii ki şu anda gündemimizdeki en önemli ilçemizin geleceğini, kaderini ilgilendiren konulardan biri doğalgaz. İlk yola çıktığımız günden bugüne kadar bu konuda bayağı bir mesafe kat ettik. 2026 yılında programa alınan ilçemizi Kargaz ve belediyemiz ortak menfaatleri ve çalışmaları, eşgüdümlü, uyumlu çalışmaları neticesinde 2022 yılına aldırıp çalışmalara başladık. Bugün geldiğimiz an itibarıyla da 300 binayı kapsayan kutular binalara bağlandı. Şu anda ilçemizde 230-240 civarında binamız doğalgazı kullanıyor. Yaklaşık olarak bir hafta sonra da bu 300 kutunun tamamı doğalgaza ilçemizde kavuşmuş olacak. Bu saatten sonra tabii artık ilçemizin geleceğiyle ilgili geri dönüş şansı kalmadı. Bundan sonra daima ileriye bakacağız. İlk başladığımız zaman 9 kilometrelik bir hat öngörmüştük. Daha sonra hastanenin, karayollarının, üniversitenin ve okulların da katılımıyla bu hat yaklaşık olarak 20 kilometreyi buldu. Doğalgaz ekipleri şu anda karayollarının oraya kadar, petrol ofisinin oraya kadar olan yeni hattı çekecekler. Bugüne kadar bağlamış olduğu kutuları tamamladıktan sonra Aralık ayının sonu itibariyle de ilçemizden ayrılacaklar. Daha sonra Mayıs ayı sonu, Nisan ayı başı gibi de tekrar gelip doğalgaz çalışmaları ilçemizde başlayacak. Tabii bugüne kadar bizim bilgimiz dışında bir takım açıklamalar yapıldı ama yeni programda yaklaşık olarak bir dahaki yılın programında 18 kilometrelik yeni bir hat üzerinde belediye çalışmalarımız başladı. Şu anda haritaları, yol güzergahları hesaplandı, haritaları çiziliyor. Allah nasip ederse bir dahaki yılın sonuna Cumhuriyet Mahallesi, Kemerli Mahallesi, Kasaba Mahallesi'nin tamamı, Nasuh Mahallesi, Memiş Mahallesi ve Saz Mahallesi olmak üzere bu çanağın içindeki alanların, merkeze yakın alanların tamamını bitirmiş olacağız. 18 kilometrelik bir hat. Hattı genişletme durumumuz var. Eşgüdümlü olarak çalışıyoruz çünkü. Ama şu anda gündeme alabileceğimiz yerler bu mahalleler. O konuda da sizlere bilgi vermek istiyorum. Açılan yerlerin kapatma çalışmalarına başladık. Limandan çarşı merkezine doğru şu anda kapama işlemleri devam ediyor. Bu verdiğimiz rahatsızlık yaklaşık olarak bir 15-20 gün daha sürebilir. Ama hedefimiz yılbaşıdır. Yılbaşına kadar açılan bütün yerleri kapatmış olacağız. İnşallah bir daha bu kirlilik durumundan da kurtulmuş olacağız. Doğalgazın ilk meyvelerini ilçemizde almaya başladık. Temiz bir yakıt, temiz bir cide, mevsimsel solunum yolları, rahatsızlıkları. Bunlar hep ilçemizde bugün bu doğalgaz olayından önce yaşanan sorunlardı. Artık şu anda yavaş yavaş bu sorunları bir kenara itip
ilçemizin geleceğiyle ilgili başka işlere doğru yönlenmeye başladık. Tabii bu programın soru cevap prosedüründe olduğu için bu konudaki bilgileri şimdilik bu kadar sınırlı tutmak istiyorum. Yaşam paydaşlarımız sokak hayvanları. Uzun zamandır uğraşıyoruz. En sonunda artık işin sonuna geldik. Şu anda hayvan barınağımız hazır. Bu hafta içi itibariyle de resmi olarak bitmiş olacak. Yazışmaları yaptık. Resmi kurumlardan gelecek olan açılış yazısını bekliyoruz. Onun müjdesini de verebilirim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Ameliyathanesi, idari binası, mama fabrikası, hepsi içinde böyle dört dörtlük cidenin imkanlarıyla yapılabilecek bir hayvan barınağımızı haftaya hizmete açıyoruz. Diğer ilçemizin en önemli konularından bir tanesi güneş enerji santralleri projesi. Bu biz gelmeden önce hazırlanan bir dosyaydı. Biz dosyanın bütün noksanlıklarını tamamladık. 3,5 yıldır da uğraşıyoruz. Nihayetinde geçen hafta bakanlıktan en son onayı aldık. Bankadan kredimizi de hazırlattık. Şartnamemizi de hazırladık. E-Kap'tan Allah nasip ederse önümüzdeki hafta içi ihaleye çıkacağız. Bize bu güneş enerji santralinin ne gibi faydası olacak derseniz, suyu tamamıyla elektrikle basıyoruz. Yani ilçemizde üretilen, halkın kullanımına sunulan suyun %90'ı elektrik enerjisiyle, %10 cazibeyle sunuluyor. Bu enerji masrafımızın aylık artık 650 bin liraları bulan enerji masrafımızın en az yarısını güneş enerji santralıyla karşılamayı hedefliyoruz. Bizim hesabımıza göre 3 yılda kendini amorti ediyor. 3 yıl sonra da bedavadan güneş enerji santraline sahip olmuş olacağız. Bir diğer konu sevgili cideriler, 18 imar uygulamaları. 18 uygulaması nedir? Bir şehrin geleceğinin belirlendiği, yeni imar yollarıyla imara uygun adaların, parsellerin oluşturulduğu, halkın elinde çok hisseli olup da imara kapalı olan yerlerin imara uygun hale getirilerek yeniden kadastral işlemler bittikten sonra tapu olarak ellerine verilmesi projesidir 18 uygulaması. 18. madde uygulaması. Şu anda ilk uygulamayı bitirdik. Kadastrodaki bütün işlerimiz tamamlandı. Tapu aşamasına geldik. Ücretler de yatırıldı. Tamamen belediyemiz imkanlarıyla yapılan bir projedir. Önümüzdeki hafta 30 civarında yer sahibine yeni tapularını takdim ederek iyi bir başlangıç yapmış oluyoruz. Tabii süreç hızlı ilerlemiyor. Bu bir gerçek ama halkımızdan gelen talepler doğrultusunda 18 uygulamasını cidenin içinde devam ettirmek yakın vadedeki hedeflerimizden bir tanesi. Bunun dışında biraz bütçeden bahsetmek istiyorum, belediye bütçemizden. Belediye bütçesini düzlüğe çıkarmak için birkaç tane proje uyguladık geldiğimiz günden beri. İlki 27.800 civarında bir borç devraldık. Bu borcun çevrilebilmesi adına ticaret yaptığımız hiçbir arkadaşla belediyenin alışverişi kesmedik. Ve 3,5 yılın sonunda şu anda 2 yıllık bütçe kadar olan borcumuz 6 aylık bütçe seviyesine kadar geriledi. Yani 3,5 yıl önce devasa bir borç gibi gözüken belediye bütçesi şu anda bizim 55-60 milyon liralık olan bütçemizin yarısına anca tekabül ediyor. Muhtemelen yılbaşından sonra da belki de 3 aylık bütçemize tekabül edecek. Yani ödenebilir seviye, kapanabilir seviyeye doğru adımlarla devam ediyoruz.
Bunun dışında İller Bankası'na olan borcumuzu 17,5 milyon liradan 9,5 milyon liraya kadar düşürdük. Belediyemizin yüklü bir çevre temizlik borcu vardı. Kasmit ve Kastamonu Mali İdareler Birliği'ne. Onu da kapattık. Ve dediğim gibi aldığımız 27.800 borcu şu anda tam 30 milyon lira seviyesinde tutuyoruz. Resmi olarak elimizdeki borç tutarı bu kadar. Doğalgazın tabii ki ilçemize gelmesi bizim elimizi biraz daha kolaylaştırdı. Çünkü 31 bin civarında şu anda bir dairemiz var ilçemizde ve inşaat sektörü yine aynı 30 civarındaki müteahhitimizle hızlı bir şekilde yapılaşma ilçemizde devam ediliyor. İlçemiz ileriye doğru popülaritesi çok yüksek, tercih edilirliği çok fazla olan, yaşanılabilir yerlerden, nadir yerlerden bir tanesi olarak yoluna devam ediyor. Ve dışarıdan gelen talepler de bize bunu gösteriyor zaten. Çok fazla ilçemizden daire almak isteyen, yatırım yapmak isteyenler var. Netice itibarıyla nüfusumuz eğer 20 bin değil de 10 binden, 11 binden, 15 bin seviyelerine çıktığı zaman belediye Karadeniz'in en güçlü ilçelerinden bir tanesi olacak bütçe bakımından. Eğer nüfus 16, 17 bin, 18 bini bulursa artık çok sağlam temellere oturtulmuş bir belediye istediği gibi yatırıma da girebilecek. Yani biz geldiğimiz zaman son meclis toplantısında artık bu belediyenin yürümediği, borçlarını ödeyemez duruma geldiği, işçi paralarının da ödenemeyeceği, enerji paralarının ödenemeyeceği meclis toplantısında dile getirilmiş ama biz son enerji zamlarına kadar personelimize verdiğimiz bütün sözleri tuttuk. Sendikal haklarını, denge tazminatlarını, maaşları %20 fazla verdik. Ama gönlümüzden geçen yine bunun devamını sağlamak olduğu halde hangi gerekçeyle yapıldığını bilmediğimiz bir takım enerji ve mazot zamları karşımıza çıktı. Belediye bütçesine son 3 ayda bu gelen zamlar ekstradan 1 trilyon lira gibi bir yük daha getirdi. Şu anda bunu çevirmeye çalışıyoruz. Hem bir taraftan doğalgazın sırtımıza yüklediği maliyet hesapları var. Çünkü bunun karşılanması, toprağının temini, masrafları, patlağı, üst yapısının kapatılması tamamen belediyemizin bütçesinden yapılıyor. Bir taraftan bunları yapmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da diğer hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Onun dışında ilçemizde parkeleme ve yol yapma çalışmalarımız belediye imkanları doğrultusunda devam ediyor. Şimdi şehrimizin içinde 3 tane tuvaletimiz var. Malzemelerinin tamamını aldık. Önümüzdeki hafta içi onların revize edilme programları var. Yeniden içleri dizayn edilecek, yapılacak. A'dan Z'ye bütün seramikleri yapılacak. Hepsini en iyilerinden aldık. En iyi malzemeden kullanarak halkımızın layık olduğu bir işletme haline gelecek. Hastanemiz açıldı. Tabii burada da belediyeye çok büyük sorumluluklar verildi. Altyapıyı ve su işlerini hallettik. 300 tonluk bir su deposu yapıp direkt suları oradan bağladık. Yalnız siz de takdir edersiniz ki yeni depolar yapmayı hedefliyorduk. Tespit ettiğimiz kaynakların yazışmalar neticesinde tahsislerini aldık. Ama bu yıl çok kurak bir yıl. Trakya'da şu anda hala belki de Ekim bile yeni yeni yapılmaya başladı. Ve bizim elimizdeki su kaynaklarının da çoğu 10 gün öncesine kadar kuru vaziyetteydi. Yine de geçen yıl doğru düzgün hiç susuzluk ilçemizde yaşamadık. Şu anda ileriye dönük su ile ilgili bir problemimiz de yok. Bu konuda çok fazla kaçağımız olduğunu biliyoruz. İlçemizde kullanılan suyun neredeyse 100 birimin bir 100 birimde kaçağı var. Su hatları kullanışlı değil. Bu konuda Mersin Belediyesi'nden değil mi arkadaşlar? Evet, Mersin Belediyesi'nden uzman getirttirdik. Bütün hatlarımızı inceledik.
bir bize şu anda bir sunum yapacaklar, hazırlık yapıyorlar. Neler yapmamız gerekir diye. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Evet, yıl sonu geliyor sevgili Cideliler. Ben herkesten, Cideli olup da dışarıda yaşayan ya da ilçemizde misafir olarak bulunan öğrencilerimizden, herkesten rica ediyorum. İkametlerini ilçemize aldırsınlar. Belediye bütçelerinin güçlü olmasının diğer bir yöntemi de budur. Nüfusumuz ne kadar yüksek olursa İller Bankası'ndan aldığımız pay da o kadar yüksek oluyor. Bunu da bir kere daha hatırlatmak isterim. Evet. Evet. Sosyal projelerimiz var, turizmle ilgili yatırımlarımız var ama bunlara şimdi girmek istemiyorum. Sanırım onları siz zaten bize soracaksınız. O zaman cevap vermeyi tercih ediyorum. Evet, buyurun. Başkanım. Biraz da gelen sorulara cevap arayalım. Şimdi başkanım, öncelikle en çok sorulan soru, kış aylarında dolmuş seferlerinin çok az olması, akşam 8'den ve 9'dan sonra minibüs bulunamadığı, hatta evet, yer yeri geldiği zaman taksilerin bulunamadığı konusunda gelen mesajlar var. Bu konuyla ilgili bir çalışma var mıdır veya bunun denetimi kime aittir başkanım? Şimdi bu konuda minibüsçü arkadaşlarla haftaya bir toplantı yapacağız. Yine taksici arkadaşlarla bir toplantı yapacağız. Hastane hattını biz belediye olarak şu anda devam ettiriyoruz. Saat başı hastanemize servis koyduk. Sabah 8'den akşam 7'ye kadar düzenli olarak bu sistem devam ediyor. Belki Cumhuriyet Mahallesi'ni de bu hattın içine dahil edip Bayurdu Mahallemizin, yani şöyle söyleyebilirim, bu konuda bir haftaya kadar yeterli bir çalışma hazırlanıyor şu anda arkadaşlar tarafından. Açıklama yapacağım. Takdir edersiniz ki ilçemiz yazın çok kalabalık bir ilçe ama yazın, yaz geçtikten sonra kış aylarında ticaretin ve yaşanırlığının, kalabalığın en az olduğu dönem. Amacımız bu yaptığımız hamlelerle belediyemizin, ilçemizin ilerisini garantiye altına alabilmek. Yani yazla kış arasındaki dengeyi sağlayabilmek. Şimdi bu işin tabii bir maliyeti var. Hani eskisi gibi olsa direkt olarak şunu söyleyebiliriz. Yani niçin minibüsçüler yapmıyor? Tabii ki her saat başı bu 11 kilometrelik sahili gidip gelsinler. Ama hakkaniyetli olmamız gerekiyor. Ortak akılla bir çözüm bulmamız gerekiyor. 1 litre mazot şu anda 20 liranın üzerinde arkadaşlar. Yani maliyet hesapları düzgün yapılmalı. Hem halkın faydasına olmalı, hem de işletmecilerin faydasına olmalı. Biz belediye olarak müdahale etmemiz gereken yerde müdahale edeceğiz. Bir toplantı yapacağız önümüzdeki hafta içi hem taksicilerimizle, şoförler odasıyla, minibüsçülerimizle. Bu konu için biz bir açıklama, basın açıklaması yapacağız arkadaşlar. Peki başkanım, buna ek olarak bir de şunu soranlar var. Evet. Dolmuşların düzergahları genişleyecek mi? Yani sadece sahil bölgesinden geçen, çarşıya gelen bir düzergah değil de mahalleleri kapsayan, en azından liman, işte genel Cumhuriyet Mahallesi'dir. Bu düzergahları sağlayacak bir genişleme olacak mı başkanım? Şimdi sevgili izleyiciler, tabii bu konuda belediyemiz, burada gördüğünüz dosyalarda onlarca çalışma yaptık, projeler hazırladık. Yalnız takdir edersiniz ki önümüze gelen her yatırım ya da iş diyeyim, öncelik sırasına göre devam etmek gerekiyor. Biz şu anda kıt olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanıp hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii ki bütün mahallelerimizin dolmuş hatlarının açılması bizim programımızda var. Yaz aylarında elimizden geldiği kadar zaten yapmaya çalışıyoruz. Ama bu kış aylarında bütçelerin en düşük olduğu, maddi kaynakların en düşük olduğu bu dönemde elimizdeki bütün imkanlarla şu açılan 9-10 kilometrelik
doğalgaz hattının kapatılması ile yani bütün yoğunluğumuzu oraya harcamış vaziyetteyiz. Ama bu yapmayacağımız, yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yaz ayı gelmeden önce yeni bir minibüs güzergahı belirleyeceğiz. Özellikle yeni açılan mahallelerimize seferler koymayı hedefliyoruz. Başkanım, az önce aslında cevaplamıştınız ama buna ek olarak şunu sormak istiyoruz. Hastane dolmuş seferlerinin konuşulacağını söylediniz bir hafta içerisinde. Evet. Şimdi bir de önümüzde bir kış sezonu var. Evet. Şimdi kış sezonunda malum biliyorsunuz şu anda hastane mevcut eski yerindeyken bir nebze insanlar yürüyerek çıkabiliyordu ama kışın ister istemez ulaşımda problem yaşanacak. Kışın bununla ilgili ekstra bir çalışma düşünülüyor mu? Bunun için bir tedbir alındı mı başkanım? Şimdi biz belediye olarak şu anda 8-5 uygulamasındayız. Ama bu zaman dilimini genişletebiliriz. Şu anda bu daha önce olmayan bir hattı deneme aşamasında. Bir hafta daha dediğim gibi devam edecek. Sonra biz bir hafta içinde bütün verileri buraya masaya yatırıp diğer arkadaşlarla da oturup hep beraber ortak akıl üretip bu konuları çözeceğiz. Ben bunu not olarak da alıyorum şu anda. Evet. Evet başkanım, bir de en büyük sorunlardan biri malum şu anda doğalgaz çalışması yapılıyor. Bununla ilgili de çalışma yapılırken istem dışı tabi borular zarar görüyor. Eski olduğu için kırılmalar ve patlamalar oluyor. Bununla ilgili bir sürü sıkıntı yaşamıştı belediye. Evet. Gelen mesajlarda en çok şunu deniyor. Acaba Kumluca'daki ana su hattına en azından elektrik kesimleri olduğu zaman bir jeneratör konulabilir mi? Bir de bu su kesintilerinin yaşanmaması için ekstra nasıl bir çalışma yapılacak başkanım, onu soruyorlar. Şimdi su kesintilerinin hiçbiri kasıtlı değil ve eskiden çok fazla biliyorsunuz Cidem'in içinde biz bütün enerji sayılı proje yaptık. Enerji nakil hatlarını yer altına aldırdık. Mahallelerimizde artık sürekli olarak elektrik kesintileri yaşanıyordu. Trafoların güçleri bu hatları kaldırmıyordu. Belediye bahçesi olmak üzere 8 tane trafo yeri gösterdik. Ve dere kenarları komple ışıklandırıldı. Oraları gelişli gidişli yol yapacağımız için direkleri yollardan kaldırdık, yerin altına aldırdık, derenin karşılarını aldırdık. Bu konuda çok ciddi bir çalışma yapıldı. Şimdi şu bu arada bizim yaşadığımız su kesintileri elektrikle ilgili kesintiler değil. Tamamen doğalgaz çalışma hatlarıyla ilgili ve altyapıya hiç yatırım yapılmadığı ve yatırım maliyetlerinin çok yüksek olduğu için yani tabiri caizse kevgir gibi bizim su hatlarımız. Hatta yaptığınız yer yanından bir daha patlıyor. Bir de işte doğalgaz kazıları %99 sebebi budur. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Sancılı bir dönem. Hiçbir yerde bu doğalgaz çalışmalarının temiz olduğu, sıkıntısız olduğu görülmüş değil. Biz ilçe olarak yalnız şunu biliyoruz. Her ne kadar bu kadar sorun yaşamışsak da gerek diğer belediyelerden gerek de Kaygaz'dan edindiğimiz bilgiye göre şu anda en az hasarla atlatan ilçelerden bir tanesiyiz biz doğalgaz çalışmalarına. Onu söyleyeyim. Evet başkanım, şimdi az önce bahsetmiştiniz bu Kargas'ın çalışmalarında şimdi yollar kapanmaya başlandı dediniz. Evet. Şu anda Cumhuriyet Mahallesi'nde bir çalışma var. Evet. Bitme noktasına geldiğini söylediniz. Evet. Şimdi başkanım, Atatürk Caddesi biliyorsunuz en çok kullanılan alan. Burada çalışma yapılırken alternatif yol olarak daha önce çay kenarlarının ulaşıma açılacağı konusunda evet. bir bilgi vermiştiniz. Bununla ilgili çalışma ne zaman başlayacak başkanım? O da soruluyor. Kapama işlemleri bittikten sonra, Kargaz buradaki faaliyetlerine son verip gittikten sonra biz o çalışmaya başlayacağız. Yani bu faaliyetlerin tamamı yaz ayı gelmeden Ramazan bayramı neticesinde halkımızın kullanımına açılmış olacak. Burada trafik komisyonu kararları falan alındı. Yalnız 1 milyon lira civarında bir yatırım maliyeti var. Onu da biz bir şekilde belediye olarak halledeceğiz. Alternatif yollarımızı açacağız. Şimdi niye yapılmadı ya da niçin öncelik hep böyle geri planda bırakılıyor diye söylenirse yapmayı düşündüğümüz yerlerin hepsi doğalgaz için tekrar kazıldı. Yani yapılmış olsaydı şimdi bir kere daha kazılacaktı, bir kere daha yapacaktık.
Zaten kıt olan kaynakları en iyi verimli kullanmak adına sırayla gitmeyi tercih ediyoruz. Önce doğal gaz hatlarını bitireceğiz. Ondan sonra da kapama işlerini dere kenarlarında ve ana yollarda devam ettireceğiz. Pazartesinden itibaren yine mücadelesine başlayacaklar. Muhtemelen hafta sonuna kadar da çarşı içi pazar yerine kadar bitmiş olur. Evet. Peki başkanım, hatırlıyorsanız bu doğalgazın ilk açılma töreninde gelen bir tankerin takriben 2,5 ay gideceği konusunda bir bilgi paylaşılmıştı Kargaz evet. yöneticisi tarafından. Evet. Ama yaptığımız gözlemde bir hafta bile gitmediği gözüktü bir tankerin. Hı-hı. Bununla ilgili bir bilgi geldi mi size? Yani normalde 2,5 ay gitmesi gereken tankerin şu anda bir hafta gibi bir sürede bitiyor ki kışın daha ağır bir şartlar olacak. Bu sirkülasyonda bir aksama olur mu? Bununla ilgili size bir bilgi geldi mi? Yok, yani burada bir sorunla karşılaşmak pek mümkün gözükmüyor. Çünkü burada projenin başlangıcında 4 tane tır duracak burada. Bir hafta bile olsa 7 kere 4, 28, 1 aylık stoklu gazımız elimizde olmuş oluyor. Tabii harcama miktarı 2 ay yetecekmiş, 3 ay yetecekmiş demek mümkün değil. Çünkü bu kullanımla ilgili olan bir şey. Siz 300 tane kutu koymuştunuz. Şu anda yaklaşık olarak 2500 kişiye hitap ediyor aşağı yukarı edindiğimiz bilgiye göre. Bu 300 kutu daire bazında eğer 1000 civarında, 1500 civarında daireye tekabül ediyorsa siz ne kadar çok kullanırsanız sarfiyat o kadar fazla olacak haliyle. Ne kadar az kullanırsanız o kadar da az olacak. Ha, bir hafta diye tespit edilmişse demek ki 7 kere 4 28 sürekli olarak elimizde bir aylık gazımız her zaman için hazır olacak. Çünkü tırlar günübirlik gidip geliyor. Yani aynı gün gidiyor, ertesi gün geliyor. Orada bir sorun yaşanmayacağını umuyorum. Başkanım, bir de bu mevcut şu anda en ortak sorunlardan, yani Türkiye sorunu olarak gözüken bir marketlerdeki fiyat arttırımlarıyla alakalı bir söz konusu bir konu var. Bununla ilgili bizim ilçe merkezinde de birçok gelen bize mesaj var. Burada da denetimlerin az olduğu, marketlerin yeterince denetlenmediği bir mağduriyet söz konusu olduğu bize gelen mesajlarda. Belediyenin bu konuyla ilgili çalışması veya tespit ettiği konular var mı? Bundan sonra alınacak tedbirler arasında ne düşünüyorsunuz başkanım? Şunu samimiyetle söyleyebilirim. Belediyenin içinde en iyi çalışan birimlerden bir tanesi zabıta amirliğidir. Zabıta amirliği bu konuda gayet ciddi çalışıyor. Tüm denetimlerimiz bizde raporlu. Yani biz gittik işte oraya denetledik geldik. Biz size pazartesi günü son bir ayda kaç kere denetleme yapmışız? Son 3 ayın toplamı nedir? Son bir haftada kaç tane denetleme yapmışız? Hepsinin raporunu çıkarabiliriz. Yani belediyemiz bu konuda hiçbir şeyi göz ardı etmiyor. Halkın menfaatine olan her şeye biz dikkat ediyoruz. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Peki başkanım, şimdi otogar mevkii var. Evet. Daha önce planlarınızda bununla ilgili de söylemleriniz vardı. Bir kere daha sormak istiyoruz. Otogarın şekli değişecek mi? Yani otogar aslında şu anda sanayinin içeride sanayi bölgesi var. Bütün dükkanların oraya taşınacağı ve sadece otogarda daha bir yaşam alanının oluşturulacağı konusunda bir söyleminiz vardı. Bununla ilgili bir çalışma var mı başkanım? Yani orası daha farklı bir konuma gelecek mi otogar? Yani bunlar şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim. Sanayi sitesinin arkasındaki 80 dönüm arazide imar tadilatı yaptırıyoruz. Orada 2,5 kat yüksekliğinde imara kapalı olan bu 80 dönüm arazi imara açılacak. Yani yer sahiplerinin yerleri değerlenmiş olacak. Sanayi ve küçük organize sanayi bölgesi ilan edeceğiz orayı. Netice itibariyle oraya 3000-4000 metrekarelik bir alana da otobüs terminalini taşımayı düşünüyoruz. Garaja çok çok uzak değil. Çevre yolundan doğru yaklaşık 100 metre bir mesafede yeni yapılacak yolla bağlantısı olacak. Yolcuların da firmaların da işini kolaylaştıracak. Şehrin gelişimine de katkı sunacak.
olduğunu düşünerekten böyle bir uygulamaya girdik. Tabii hayata geçirilmesi hemen bir yıl sonra, iki yıl sonra olur mu, olmaz mı? Her şey imkanlar doğrultusunda. Ama biz imar tadilatını yapıyoruz ve bu imar tadilatı bitip askıya çıktıktan sonra da 18 uygulamasına gideceğiz. 18 uygulamasına gittikten sonra da yine herkesin arazilerini imara uygun şekilde yer sahiplerine tespit edip yeni imar yollarını da bu şekilde açmış olacağız o bölgede. Başkanım, çalışmalarımız bu doğrultuda. Başkanım, öğrencilere verdiğiniz önemi biliyoruz. Bununla ilgili bir iki bize gelen mesaj vardı. Öğrenciler diyor ki biz zaten kıt bütçelerle burada okuyoruz. Dolmuş paraları bize yüksek geliyor. Kaldığımız yurtla çarşı merkezi uzak. Bununla ilgili belediyenin bir çalışması olacak mıdır? Veya bize en azından öğrencilere biraz daha indirimli bir servis imkanı sağlanabilir mi diye soruyorlar başkanım. Onun minibüsçü arkadaşlarla haftaya yapacağımız toplantıda görüşürüz. Evet. Bir de başkanım, şimdi malum az önce dediniz, bizim artık turizme açılan bir penceremizin olması gerekiyor. Evet. Bununla ilgili birçok projelerden daha önce bahsetmiştiniz. Şu anda geldiğimiz artık, hani biliyorsunuz kış geldi ama bizim artık aslında bir de kış turizmine ihtiyacımız var. Evet. Sadece yaz, çünkü kısıtlı bir yaz ayımız var. Çoğunluğumuz kış. Bununla ilgili kafanızdaki fikir veya önerebileceğiniz veya şu anda gündeminizde olan çalışmalar var mı? Biraz da şimdi soru cevaptan ziyade artık bir sosyal projelerle ilgili biraz görüşlerinizi alabilir miyiz? Evet, şimdi öncelikli olarak Kastamonu'da bir ilk KUSKA destekli turizm istasyon haritası hazırlandı. Bu Cide'mizin turizm haritası, ilçemizin şu anda ilk haritası. Daha önce biz bu turizm haritası çalışmasını yaptırmıştık ama bu yaptırdığımız Dumlupınar Üniversitesi'nde bir doçent arkadaşımız yaptı. KUSKA destekli. Çok profesyonel bir çalışma oldu. Ve elimizde kalıcı niteliği olan bir eser. Şöyle sosyal hesabınızdan da paylaşmıştınız. Şöyle gösterelim. Evet, bununla ilgili çalışmaları. Evet, yine ilgili. İlçemizin tarihi değerlerini ortaya çıkarabilmek için Karabük Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden bir doçentimizle ve bir profesörümüzle beraber arkeolojik çalışmaları resmi olarak başlattık. Müze müdürlüğünden izinleri de aldık. Sadece yer sahiplerinden izinleri bekliyoruz. Sahilde Ceviz Dibi denilen yerde bir saray kalıntısı üzerinde yoğunlaştık. Daha sonra da Gidros bölgesinde kilise ve kale kalıntıları ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. 4 yıldızlı bir otele sahip olacağız. Sanırım bir dahaki yılın sonuna kadar hizmete geçecek. Şu anda 3. katın kabası yapılıyor. Bu ilçe turizmine çok büyük bir katkı sunacağını umuyorum. Onun dışında minibüs turları için çalışmalarımız var. Bunlarla da ilgili şoförler odasıyla önümüzdeki haftaki toplantıda bunu da dile getireceğiz. Buna bir altyapı hazırlığı olarak ilçemizdeki tarihi ve turistik doğal güzelliklerimizi, işte kalelerimizi, mağaralarımızı, kanyonlarımızı, göletlerimizin hikayelerinden oluşan bir perspektif hazırlattırıyoruz. Duvar sunumları. Aynı Ege tarafında olduğu gibi yine sahilde bir danışma bürosundan bunların görselleriyle, hikayeleriyle beraber bölgemizdeki bütün bu tarihi ve turistik mekanlara minibüs turları başlatacağız. Bunun çalışması da başladı. Evet, Rıfat Ilgaz evi restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Yenileme çalışmalarımız. Yine 2. Uluslararası Resim Çalıştayımızı yaptık. Şu anda
3. Uluslararası Resim Çalıştayı'na hazırlanıyoruz. 2 tane çalıştaydan elimizde 62 tane dünyanın en ünlü sanatçılarından, ressamlarından oluşan eserlerle ve CİDE'mizin yöresel eserleriyle, eskiden kullanılan materyalleriyle ilgili bir köy evi ve sanat galerisi yaptık. Çok güzel bir, bu belge niteliğindedir bu sanat galerisi bizim şu anda elimizde. Ayrıca geçen yıl Rıfat Ilgaz roman yarışması yapmıştık. Bu yılın programında yine Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Festivali'nin, Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali'nin yanında Rıfat Ilgaz Uluslararası Şiir Yarışması, akabinden de yine Uluslararası Karikatür Yarışması yapacağız. Bunların altyapıları hazırlandı. Şiir yarışmaları için şu anda şairlerimizden talepler toplanmaya başlandı. Karikatür yarışmasının da ilk görüşmeleri bitti. Haziran, Temmuz ya da işte Ağustos ayı gibi hayata geçireceğiz. Bu karikatür çalıştayından elde edeceğimiz eserlerle de Rıfat Ilgaz Karikatür Evi'ni kurmayı planlıyoruz. Evet. Sosyal projelerden de biraz bahsetmek isterim. Şimdi engelli kelimesini sevmiyorum. Kardeşlerimiz için tekerlekli akülü sandalye kampanyalarımız devam ediyor. Geldiğimiz günden beri bugüne kadar gelen taleplerin %95'ini karşıladık. Bunun dışında toplum sağlığıyla birlikte 2000 kadınımızı hedeflediğimiz bir kanser tarama çalışması var. Kastamonu'da, Ketem'le, buradaki toplum sağlığıyla birlikte 2000 kişiyi hedefliyoruz. Bu ay 8 tane miydi arkadaşlar? 8 minibüs. Aşağı yukarı 8 minibüs. Kadınlarımızı Kastamonu'ya gönderiyoruz. Her türlü kanser taramaları yapılıyor. Misafir ediyoruz. Sonra evlerine kadar da bırakıyoruz. Tabii bu konuşmayı çok sevdiğimiz bir şey değil ama bu belediyemizin sosyal projeleri açısından önemli bir proje. 10 civarında bugüne kadar birinci safhada kanser vakası yakaladık. Bir kişinin hayatı bile bizim için bir fabrika yapmaktan daha kıymetlidir. O yüzden bu projeyi çok önemsiyorum ve dolu düzgün gidiyor. Yani bu ay komple doluyuz. Bütün seferlerimiz dolu ve sonuna kadar da devam edeceğiz. Onun dışında tiyatro ve sinema etkinliklerimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta ayın 17'sinde Hatay Büyükşehir gelecek. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye, Ankara Büyükşehir Belediye, Çaycuma, Sarıyer, Esenyurt, Muğla Büyükşehir Belediye, yine çocuklarımız için İbiş'in Maceraları Tiyatrosu, ayrıca da CİDE Belediyesi'nin CİDE Sanat Tiyatrosu faaliyetlerine devam ediyor. Yine sinemamızda etkinliklerimize devam ediyoruz. Öğretmenlerimizin okulda öğrencilerimizle beraber tespit ettikleri filmleri hafta sonları sunum yapıyoruz. Yine müzik atölyesinde her türlü piyanomuz, gitarımız, orgumuz, baterimiz, her şeyimiz var. Çalışmalarımız dolu dizgin devam ediyor. Bunun dışında İki tane uluslararası masa tenisi şampiyonası yaptık. Bu belki de Türkiye'de nadir yapılan yarışmalardan ve yurt dışından bile bayağı katılımcı oldu. Üçüncüsüne hazırlanıyoruz şu anda. Evet. Sürdürülebilir yaşam kitapçığı hazırlattık sevgili Cideliler. Yani doğayla, ormanlarla önemini anlatan, denizlerin önemini anlatan, hayvanların önemini, bitkilerin, tabiatın, ileride suyun, arıların önemini anlatan bir Avrupa Birliği onaylı kitaptan esinlenerek bir kitapçık hazırlattık ve bunu ilçemizdeki bütün okullara dağıttık. Çünkü şunu biliyoruz ki doğa, İleride korunması gereken ve herkesin koruması gereken en büyük
şu anda hedeflerden biri, en çok ihtiyacımız olan ve olacak olan materyallerden biri. Doğayı çok önemsiyoruz. İnsanlığın ve dünyamızın geleceğini, çocuklarımızın geleceğini garantiye almak için doğayı korumalıyız ve öğrencilerimizi, halkımızı da bu konuda bilinçlendirmek zorundayız. Bu bakımdan böyle bir kitapçık hazırladık. Çok da güzel tepkiler aldı. İlçe dışından bile tepkiler aldı. Bunun dışında ilkokul öğrencilerimizle cuma ve pazartesi günleri süt dağıtımlarımız devam ediyor. Onların sağlıklı bir bünyeye kavuşmaları bizim için çok önemli. Evde temizlik kampanyalarımız devam ediyor. Gıda maddeleri, bez, mama, sıcak yemek dağıtımlarımız devam ediyor. En sonu 33 yıl önce yapılmıştı. Bu uluslararası gönüllü çalışma programı. Dünyadan gençlerimizi ağırladık. En sonu 33 yıl önce yapılmıştı. Bu projenin bir değişimi salgın başlamadan önce biz UNESCO ile beraber yapmıştık. Hazırlamıştık dünya gençlerini burada ağırlama projesini. Ama bu yıl nasip oldu. Japonya'dan, Meksika'dan, Çin'den, Rusya'dan, Çekoslovakya'dan, Polonya'dan gençlerimiz ilçemize geldiler. Burada doğayla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili, çevre temizliğiyle ilgili projeler uyguladılar, çalışmalar yaptılar. İlçemize renk kattılar. Bu çalışmaları böyle devam ettire gideceğiz. Tüm okullarımızın kütüphanelerine kitap bağışları yaptık. Elimizden geldiği kadar. Bunları da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızda bundan sonra da elimizden geldiği kadar devam edecek. Başkanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Bir iki sorumuz daha var. Onları da cevapladıktan sonra yavaş yavaş yayınımızı bitiririz. Başkanım, bu limanda daha önce yapmış olduğunuz çardaklar var biliyorsunuz. Bu çardaklarda yetersiz ışıklandırma olduğu söyleniyor. Ve belirli bir saatten sonra da aileyle pek gidinemediği söyleniyor. Bununla ilgili bir tespitiniz var mı? Size gelen bilgi var mı? Varsa da bununla ilgili çözüm noktası nasıl olacak? Açık söylemek gerekirse daha önce söylediğim gibi şu anda sahilde aşağı yukarı 6 kilometrelik kabloya ihtiyacımız var. Elimizde bir kısmını değiştirecek yeni direklerimiz mevcut. Planı projeyi yaptık. Yalnız dediğim gibi kaynaklarımızın tamamını şu anda bu doğalgaz üst yapısı kapama çalışmaları için harcamayı hedefliyoruz. Takdir edersiniz ki hani ufak bir ödenekle olabilecek bir iş değil bu. Yani 10 kilometre alan kapatacağız. Şimdi tabii bazı eleştirileri almadık değil. Hani niçin kapatmadınız? Kapatsaydınız, tekrar sökseydiniz, tekrar yapsaydınız. Yani konuşmanın belli bir sermayesi yok. Söylemek çok kolay. Şu anda yapılan yerler bile alttaki dolgu bir ağırlık tabakası oluşturmadığı, çamur ve merhe olduğu için göbekli de yapsak batıyor. Yani şunu demek istiyorum. Biz bu üst yapı çalışmalarını bu kadar masraf edip, emek harcayıp yaptıktan sonra belki bir ay sonra bakacağız buralarda tekrar içeriye doğru çukur olacak. Sonra bir kere daha sökeceğiz, bir kere daha yapmak zorunda kalacağız. Hani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu alanın yapısıyla olan bir şey. O yüzden oradaki sorunları biliyoruz. Hepsinin konulara vakıfız. Sadece biraz zamana ihtiyacımız var. Şu anda ilk önceliğimiz doğalgazın açılan yerleri kapatmak. Onları bitirdikten sonra diğer projelerimize yavaş yavaş devam edeceğiz. Başkanım, sosyal medyada da gündem olmuştu. Doğalgaz açılışına neden Mehmet Eşref Mutlu katılmadı? Şimdi nezaketen de olsa davet edilebilirdik. Yalnız projeyi, yani oradaki programı bakan yardımcısı organize etmiş. Bu konuda bize bir davet gelmedi.
gelmediği için de biz katılamadık. Ama nezaketen de olsa söyleyebilirlerdi, söylemediler. Peki başkanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yıl sonu geliyor. Bu yıl sonu ile ilgili hem genel mesajınızı alalım. Ondan sonra buradan en son söylemek istediğinizi alalım. Evet. Yayınımızı bitirelim. Evet. Şimdi bugün 10 Aralık ilk Türk kadın mitinginin yapıldığı gün. Kadınlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Önce onu söylemek isterim. Akabinde gündemde olan bir konudan bahsedeyim. EYT konusu. Bizim belediye personellerimizin içinde de EYT'den faydalanacak personellerimiz mutlaka vardır. Tabii kafada şöyle bir soru işareti olacak. EYT oldu, biz işten mi çıkarılacağız diye. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki istemeyen hiç kimse belediyeden ayrılmayacak. Bütün takdir hakkı kendilerindir. İstedikleri kadar çalışırlar, isterlerse de emekli olurlar. Bizim bu konudaki önceliğimiz personelimizin huzurlu olması. Onun dışında 2023 yılının ülkemize, halkımıza, cidemize, çocuklarımıza, ailelerimize huzur, barış, mutluluk, sağlık en başta getirmesini dilerim. Herkese saygılarımı sunarım. Onu söyledim ikamet için. Çok çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Biz bu programları böyle üçer dörder ay aralıklarla yine yapıp gündem hakkında sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.